Bir dakika canım, bir dakika. Alo. Efendim canım. Kapandı. Bu Erdal'ı nasıl bilirsiniz? Vallahi Serap Hanım, Erdal'ı ben nasıl bileyim? Yani ben Erdal'la bir arada kalmamışım ama duyduklarımı söylüyorum ben. Erdal evine çoluğuna çocuğuna bakmıyordu. Erdal 5 gün evine gelse 10 gün gelmiyordu ben duyduklarım. Bu çocukları çalıştı. O paranın ne kadar peşinat topladılar da ben bilmiyorum. Çocukları topladı, karısına yardım yaptılar, karısı topladı. O evin peşinatını ödediler, aldılar. Gerisini bilmiyorum. Acaba ödediler mi, ödemediler? Onun tarafını bilemeyeceğim ben. Peki bu Erdal'ın bir annesi, babası, kardeşleri, akrabaları yok mu? Ya Erdal'ın anası, babası, babası yaşlı, anası yaşlı. Onlar da fakir birisidir. Yani onlar da fakirdir. Bu adam ama fakir makirde. Serap Hanım, sesinizle hiç gelmiyor kafası, ki. Kafası, aklı dışarıda. Fakir, bak kadıncağız ne güzel çalışıyor. Evet. Yuvasını kurmuş, işte, evini işte almış. Ne istiyorsun be adam? Ne istiyorsun da gidiyorsun yani? Bir de i̇şte seni çocuk... Aklı olsa niye? Çoluğu var, çocuğu var, eşi var, evi var. Niye gitsin? Demek ki adam aklı yoktur. Peki Zöhre ile de tanışır mısınız? Gidip gelmişliğiniz var mı birbirinize? Ya Zöhre burada, benim burada Altınşehir Tahtakale'de komşumdu. Yakında evet. Onlar ev aldılar, taşındılar Halkale'ye. Burada yakın, benim yakınımdaydı. Anladım. Zöhre'yi seversin yani herhalde. Düzgün bir kadın çünkü. Ya tabii ki severim. Peki canım, teşekkür ediyorum. Zöhre bu borçlar yapıyor mağazalara. Eşyalar alıyor. Muhtemelen de o eşyaları kadın için alıyor. Kadın için birlikte yaşayacakları evi dayıp döşemek için. Senin yani yaşadığın evin adresini veriyor. Doğru mu? Alacaklılar senin kapına mı geliyor? Senetler, işte icralar falan senin kapına geliyor. Toplam kaç lira bir etrafa borç yapmış bu adam? Bak telefonçu telefon edir. Yani mesajları da var bende hepsi. 10 milyar telefoncuya borcu var. 10 bin lira. 10 milyar. 10 bin lira. Milyar da 10 milyar. He, 10 bin lira yani. 10 bin lira 7 milyar, 7 milyar, 10 milyarı hat da alır. Hat da alır. Kendi adına alır. Cihaz da almış. He, faturalı alır, kürcülere verir. Kadınlara verir. Onlardan grup grup ya, grup ailesi olup. Onlar kullanırlar hattı. Faturalı hepsi ödemir. Acizler üst üste gelir. Oradan acizliği olur. Bankaya gider. Telefon alır. Daha ne alırsa bilmirem. Yani bildiklerimi söylüyorum. Bizim evin adresi. Hatta bana da sordular. Siz burada mı oturursanız? Ben de evet dedim. Burada oturur. Mane dedi. Sağ televizyon alacağım. Adam televizyonu alır, getirir eve. Ben evde yok uydum. Televizyonu aldığı gibi ayda alır, götürür, karıya verir. Aa. Yani ev bizim adrese gelir. Evin adresine gelir televizyon. Telefon. Ben evde yok, o küçük oğlum evde. O küçük oğlumun yanında alır. Samet, ben bunları götürürüm, Tamuna'ya vereceğim. Onun kızı evlenip de ona ceviz gönderirim. Ay, adam kafayı yemiş. Vallahi kafayı yemiş. İki tane aşağıda bir mağaza var. Gelir o mağazadan, yani isim vermeyeceğim. Gelir o mağazadan saç kurutma makinesi alır. Fön makinesi alır. Ütü alır. Karıya sevgililer gününde hediye götürür verir. Sana yazıklar olsun ona, yazıklar. Sana sevgililer gününde bir şey alır mıydı? Yok. Bana inan ki 22 senede evliyim. Bana bir başörtü alıp başıma bağladığı yoktu. Ben hep kendi ayaklarımın üstünde durmuşum. Bu zamana kadar, bu saate kadar. Peki nedir bu bazı erkeklerin, hepsinin demiyorum ama bazılarının, yani hayat arkadaşının, karısının kıymetini bilmeyip de bunu dışarıda arayıp ona daha çok değer vermesi, oraya hediye almazken oraya alması, oraya işte seni sokakta bırakacağım deyip öbür tarafa yuva yapmaya çalışması ne anlama geliyor? Nedir yani? Bunu yaptıramayan kadın mı? Yoksa yapmayan erkek mi? Yani erkekte mi, kadında mı? Erkekte mi? Yoksa düzgün, mis gibi, eli yüzü düzgün, yuvası için mücadele eden bir kadın var ortada. 22 sene sen ona hiç ne hediye alıyorsun, ne bir şey alıyorsun. Yeni tanıdığın kadına yağdırıyorsun, hatta karından bilezikleri alıp ona takıyorsun.
Burada marifet ne? Marifet kimde yani? O kadında ne var da bunu yapıyor da sana yapmıyor ya da karısına yapmıyor bazı erkekler? Sizin anlaşamadığınız, evliliği yürütemediğiniz noktalar var mıydı Zöhre? Ya şimdi Serap Hanım, ben böyle söyleyeyim. Herkesin evinde kavga olur. Hiç kimsenin evi kavgasız dövüşlü değil. Olabilirdi, karı kocaydık, tartışırdık da. Ama çok sorumsuz uydu, çalışmırdı. Hep kendisini dışarıya vererdi. Yine de benim yuvam yıkılmasın diye mücadele edirdim. Çocuklarına karşı nasıl? Çocuklarıma karşı hiç sevmeleri ya böyle bir sıcakkanlıklığı yok uydu. Sen bu Zöhre çok komik bir kadın aslında. Şimdi burada stüdyoda biraz geriliyor herhalde. Sen çok komik anlatıyorsun aslında. Bir taraftan da kendiyle de barışık bir kadın. Onu nasıl yakaladığını, işte dövmeyi vesaire, artık bundan sonra onunla ilgili duygu ve düşüncelerini ve çok komik anlatıyordun sen. Bir şöyle bir komik anlat da birazcık bir rahatlayalım. Adama sinir olduk çünkü yani. Anlamadım, bir daha söyle. Böyle komik komik anlatıyordun bize kameralara. Ben de komik komik anlatıram. O kadar da yani ya, açılışıp kendimi rezil etmek istemem. Yok yok, öyle değil ya. Yerine göre konuşmak isterim. Öyle değil, öyle değil, öyle komik değil. Yani aslında yakalamış falan ama bir taraftan da hani sağlam bir kadın ya. Böyle kendiyle dalga geçiyor aslında yani. Evet. Yakalamış. Peki, ama mesela gömleği yırtmış orada. Ha, gömleği yırtmışsın falan. Ha, yırttım. Onlar, o gömleğini işte yırttım. Çünkü o gömleğini bile yırttım. Oğlum gelip ana babamda dövme var dediği zaman ben dayanamadım ona. Kocamdı. Geldim. Seviyorsun adamı da. Bak, severek evlenmiştim. Sevirdim ama bu saatten sonra yok. Tamam. Ama o fotoğrafı falan yakaladığında da kıskandın ama bir taraftan. Kıskandım. Gerçekten. Kıskandım. Kimseden paylaşmak istemedim. Eşimiydi ama bir iki ay sonra baktım yok. Olmaz, bu adama değer vermedi. Beni aşağıladı. O kadını elinin üstünde tuttu. Bu saatten sonra ben o kocamı istemiyorum. Kaçmasın. İki senedir kaçır. Gelsin boşanak, o yoluna gitsin, ben de yoluma gideyim. Bu gelir dışarıdan borç harç edir, benim evim sattığa çıkır. Asla ben o evimi sattırmam. Bak, devlet bile satsa ben o evde öleceğim. Önce benim ölümü çıkartsınlar, ondan sonra da eve kim sahip olacaksa olsun. Ben bu yaştan sonra gidim, nerede kalır? Şimdi boşanma davan devam mı? Boşanma davasını açmışım. Aile kontu şerhini aldın mı? Onu koymuşum. Tamam. Sonra da mal paylaşımı davası açacaksın. Onunla ilgili bir danışmanlık alması gerekiyor herhalde. Bunun bahsi hiç geçmedi Zöhre. Mal paylaşımı davası açacaksın. Herkes katkısı oranında o daireyle ilgili paylaşımını yapacak. Yani mesela kocan da çalıştı, o evin alımına katkı sağladı diyelim. Evet. Onu belirteceksin. O kendisi diyecek ki ben şurada şurada çalıştım, bu eve şu kadar para. Hadi ispatla. Tabii, çalıştın tabii, tabii. Mı? Hani senin sigortan var mıydı? O dönemde çalıştığın yerde bir kaydın var mı? Eğer ki benim mi, kocanın, eğer ki kocan hiç o dönemde çalışmamış, 5 kuruş para koymamışsa o da kanıtlanacak. O zaman da zaten ev senin olacak. Ha, tamam bak, zaten bu Tahtakale'de oturduğum zaman adam hiç çalışmırdı. Yap, hep sokaklardaydı, dışarılardaydı. Ne yapıyor sokaklarda? Gezirdi akşama kadar, kafelerde akşama kadar kumar oynuyordu. Gittiği yerleri de belliydi. Yani hepsini de tespit edemiyorum. Yani yerini söylesem, siz gidip kendiniz araştırsanız da mahak verecekseniz. Peşinatı ben verdim. Çocuklarımla beraber biriktirdim. O peşinatı ben verdim. Onun o şeyde, parada bile 1 milyon bile şeyi yok. Hakkı yoktur. Hakkı yok. Yoktur. Peki efendim. Zöhre evini kurtarır. Şimdi bence de kurtarırsın. Bu bir ara vereceğiz. Aranın ardından bir Coşan Baz vardı biliyorsunuz. 1,5 senedir kızını göremiyordu. Ayrıldığı eşi kaçırıyordu. Onunla ilgili hafta sonunda bir gelişme oldu efendim. Bir aranın ardından devam edeceğiz. Sen ne kadar annesiysen o da o kadar babası. Bu çocuklar ziyan oluyor. Ziyan oluyor, yazık, günah. Coşan Baz 1,5 yıldır kendisine gösterilmeyen kızı Ümmü Gülsüm'e kavuşabilmek için her yolu denir. Biz biliyoruz kardeşim artık nerede olduğunuzu. Annesi Ümmü Gülsüm'ü nerede saklıyor?
1,5 yıllık evlat hasreti bugün dinecek mi? Hasret sona erecek mi? Biz de bekliyoruz şu anda heyecanla.